okumaya başlıyorum. Adınız soyadınız? Ceyhan Tarhan. Doğan Saka. Birbirinizle evlenme isteğinizi bize beyan ettiniz. Bizler de birlikte araştırdık. Ben seni bütün düğünlerime davet etmiştim. Sen benden gizli, sinsice düğün mü yapıyorsun? Çok kısa bir işim var, geleceğim. Atacak bir şey yok. Seçtiğin şarkıda bile meymenet yok. İnsan evlenirken yanındaki duvaklının suratına bir sevenim olur elbet. Sevmesen de alışırım diye şarkı mı çalar? Şu anda bunu konuşmak istemiyorum. Ana. Ay bırak. Dur Sema. Yok ya. Ay canım. Yapma, konuşup gelecekler. Bir şey yok canım. Bir sakin ol canım. O zaten işleri bozmaya geldi. Bir konuşsunlar, gelsinler, halledin. Ben hak edecek bir şey yapmadım. Tabii yapmadım, bir tane. Neden yapıyorlar bunu ya? Yapma. Gerçekten bu ile mi evleneceksin? Senin romantik komedi izlemekten beynin dönmüş. Ben söyleyeyim sana Melike. Ne bu yaptın şimdi? Ne? Aklın sıra geliyorsun, düğün basıyorsun, damadı nikah masasından kaldırıyorsun. Lan ne yapacaksın benimle? Çok merak ediyorum, söylesene. Şu an romantik komedi kastırması yapan sensin. Benim. Sensin. Nikah bastım diye neden bir şey yapmak zorunda olayım? Ne istiyorsun benden Melike? Ne istiyorsun benden? O et kafayla evlenmeni doğru bulmuyorum. Ya bütün hayatın boyunca canın sıkılacak. Sana ne ya? Sana ne acaba? Doğan. Ne? O nikaha dönmeyeceksin değil mi? Hadi tamam, bir iki tur atalım şurada, kafamız dağılsın. Ondan sonra döneriz. Madem geldin nikah şahidim sen olacaksın. Namık abi sana seve seve yerini devreder. Rüyanda görürsün. İlk düğününde davetiyelerini dağıttın. İkinci düğününde o terk ettiğin adamı ayıltıp düğününe yetiştirdin. Benden bu kadar Melike. Anladın mı beni? Şimdi kalkacaksın, benim nikah şahidim olacaksın. O kadar. Ben Joe Ceylan denen kızla sizin aranızda şahit olmaya değer hiçbir şey yok. Sessiz bir yere sür. Şahitlerin huzurunda öldürmek istemiyorum seni. Şaşırdın mı? Hayır, şaşırmadım. Aşklar başlar, biter. Ama iyi, ama kötü. Ama mutlu, ama mutsuz. Bunlarınki başlamadı. Başlamadığı için de bitmedi. Yok. Ay ben Ceylan'a gidip bir bakayım. Mahvoldu bu kız, perişan oldu. Bak Namık, ben sana söyleyeyim, bu fazla yaşamaz, intihar eder. Şimdi bacım, daha ne? Ne oluyor Namık'cığım, ben anlamıyorum ki. Ay canım benim, canım yapma yapma. Bak yenisini bulursun. Yok. Gelecek Doğan, mı Doğan? Gelecek. Doğan. Gelir. Doğan. Kolay gelsin. Lan. Sen kimsin lan? Lan. Niye uyandı bu ya? Abicim topla. Hadi bak. Adam. Siyah mı ya? Kapat şunu. Kapat. Hadi. Dur! Gel lan buraya! Lan! Senin... Ya Taner Bey, ne oluyor, kim taşınıyor ya? Benden habersiz taşınıyor musunuz? Selim ben.
da yutursun. Tut! Tut seni. Ben dur, ben niye cebim? Yalan mı? Çık lan be! Çık! Ulan bir ya, de da... ben Karadeniz uşağıyım diyor. Ne sıkıyorsun lan deli manyak? Ya o kadar dedim sana, bak bilmeyenlere eline verme bu tabancayı diye ya. Sence niye beni bıraktı Roza? Kim? Bahçıvan Süleyman abi. Ay yok, kirşisel olmayın Taner Bey. Süleyman Bey emekli oldu. Lan bana ne Süleyman abiden? Melike diyorum, beni niye bıraktı sence diyorum. Ha. Tak. Bende haber yok, ben bilmiyorum yani. Ben ona ne yaptım ki onu çok sevmekten başka? Ben onun için öldüm be. Bittim ben be. Allah aşkına bu nedir ya? Roza sen bunu margarinle mi yaptın yine? Margarin evet. Margarin evet. Tereyağı yiyek diye 100 tane sığır aldık, çiftlikte besliyoruz ya. Hala margarinle mi yapıyorsun sen bunu? Ukrayna'da savaş var. Onlar bulamıyor margarin. Ben ne yapayım? Ukrayna savaşı ne yapayım ben? Siz çok duygusuz Taner Bey. Belki gördüm Melike Hanım sizi böyle kaba. Hı? Koçtu. Ukrayna'da savaş var diye Melike beni niye takip? Ne bak lan Süleyman, ne haber? Nasıl bakayım oradayken Doğan abi? Adama şiir yazdırır bu kız vallahi. Yürü git lan. Yürü. Çabuk. Yazdırırsın vallahi Melike. Sen adama şiir yazdırırsın. Bilerek açmadım kapıyı ona. Gitti balkondan girdi içeri. Arsız, arsız. Ay öleceğim ben. Ay tamam abartma, sakin ol Sema. Ay nasıl sakin olayım Melda, nasıl sakin olayım? Bitirdi, yedi bitirdi oğlumu. 30 yaşında şunun haline bak. 60 yaşındaki içi kurumuş ninelere döndü oğlum benim ya. Ay niye ya? Bence hala gideri var yani. Nasıl? Şey canım, yani neyi var çocuğun anlamında? Bak yine aynı şeyler olacak. Bu yüz veriyor gibi yapacak. Benimki peşine düşecek. O ölüp ayılıp bayılmalar. Ondan sonra gidip başkasıyla evlenecek. Benim oğlum da eli böğründe kalacak ortada. Ah, ah Ceylan'la flört ediyordu diye. Nasıl seviniyordu, nasıl? Ben buradayım anne. Konuştuklarını duyuyorum, farkında mısın? Ayrıca bu odada 8 yaşında bir çocuk var. Sıkıntı yok dayı ya, rahat ol. Buradasın öyle mi? Zor buradasın. Ayrıca burada olsan ne yazar? Kafan burada değil senin oğlum, kafan. Yani bak beden burada ama kafa yok. Kafa kesinlikle burada değil. Ha nereye gidiyorsun sen? Mutfağa gidiyorum. Niye? İçecek almaya. Ay ben sana 3 kere vermiştim. Melike de anladı biliyor musun 3 tane içtim. Kendi koymadan anladı ya. Göz tansiyonumdan anladı arkadaş. Ben öldüreceğim bu beni. Sen bu Taner'in amcasının Türkiye'nin en büyük mafyalarından biri olduğunu söylemedin. Saksı atmaktan vaktin olmadı herhalde. Oo, araştırmışız. Bilmem, önemsemedim yani, böyle bir gereksiz buldum. Ne oldu? Tırstı mı yoksa? Ne tırsıcam canım? Bunlar leblebi gibi adam vurup kan içiyorlar. Böyle melek gibi insanlardan tırsılır mı? Yok yok, tırsın sen. Beni gaza getirmeye çalışıyorsan boşuna uğraşma. Zaten alacağım davayı. Alacağım mı cidden? Harbiden mi? Vallahi ya, çok çok ne olur ki? Bilmem. Ölürsün belki. Ne güzel. Ancak o zaman yakayıp bitiririz seni.
öpüyorum. Ne yapıyorsun Taner, ne yapıyorsun? Bu kadar mütevazı olma Doğan abi. Mütevazılıkla ne alakası var? Hani aynı yaştayız diye. O saygıdan abi. Biraz konuşalım mı abi? Tabii tabii tabii. Gel, gel kardeşim. Gel buyur, gel. Söyle. Sevmiyorum ben düğünleri Melike, ısrar etme. Ya sen ilk düğünümde benim ilk günden sonuna kadar yanımda değil miydin? Biz düğün davetçileri beraber dağıtmadık mı seninle? Gelin kurucum ayağımı vurmuştu. Semah teyzeye giydirmedin mi sen iki gün açılsınlar diye? Olabilir, o başkaydı. Artık ben yokum. Doğan, bak bunun sonuçları olur. Bu muhabbet beni iyice sıktı Melike. Şu an kapatmam lazım, park ediyorum. Peki Doğan. Evlenmiyorum. Evlenmiyorum ulan. İptal ediyorum düğünümü. Heh. Evlenmiyorum. Gelinliğimi de lime lime ediyorum. Melike, yavrum bizim evden şeye gidiyor. Ne yapayım benim Melike'nin aklına? Ne yapıyorsun biraz? Nergis Hanım, Osman Bey Melike delirdi. Gelinliğim geziyor. Bırak beni, ne? Bırak beni. Canım düğünüm var. Evlenmiyorum. Yok düğün falan. İptal ediyorum. Niye evlenmiyorsun? Kavga mı etti Taner'le? Doğan ne? Evlenmiyor. Aa, Doğan ne alaka acaba? Bizim komşu Doğan mı? O Doğan. Evlenmiyor. İptal ediyorum, gelinimi de kesiyorum. Ben boşu boşuna ipir dolmuyorum bu herife bunca yıldır. Lan gebertirim ben bu herifi. Lan gebertirim bu herifi. Bırak şunu kızım. Ya, hayır ben anlamıyorum. Sen Doğan'la kavga ettim niye? Niye Taner'le evlenmiyorsun yavrum? Düğün günü niye bu kadar içirdiniz bu hayara yenge? Bugünkü besele değil ki bu abi. Dünden beri içiyormuş. Ömedir üşkürün sen. Aslanım. Yine gel aslanım. Şu hesabı düzeltin bu kadar içmelik. Lan oğlum o hesap çıkmaz artık senden. Lan oğlum niye bu kadar içiyorsun düğününde lan bu kadar? Ha aslanım. Ha Taner'im ha? Gel buraya gel. Tamam. İç bakayım şundan biraz. Çiç. Of. Şuna biraz daha tonik katabilir misin? Ay senin kafamı. Sebebi olacak oğlumu bu oyna. Şunun haline bak. Baba şimdi oğlan tarafından biri çekip vuracak çocuk. Anne aklın hemen fesada çalışıyor. Çocukluktan beri böyle bunlar biliyorsun. Her düğünde her partide alışıklar böyle oynamaya. Ay eşe dostuna ne diyeceğiz? Ya nasıl açıklayacağız bunu? Ya bizim oğlan buron biberken öldürürdü. Çok saçma. Ya nesi saçma bunun? Eğleniyorlar işte. Eğleniyorlar işte. Sen hayatında böyle bir psikopat gördün mü kızım? Karının nikah kıyılalı 3 saat olmadı. Kocasıyla oynayacağım. Doğan'la oynuyor. Hala tepiniyorlar. Ya bitmedi tepinmeleri, bitmedi. Ne güzel gülüyorsun. Kız sen ne güzel. Ne güzel bakıyorsun. Ooo sofraya bak ya. Kaynanam seviyormuş vallahi. Ben Taner'in mal varlığı hususunda bir araştırma yaptım. Evliyken de dinlediğim bazı bilgiler de vardı. Onları da ekledim. Sonra böyle güzel, kocaman bir liste yaptım. Ama sorun şu ki bu mal varlıkların hiçbiri Taner'in üzerine değil. Bu gitmiş böyle amcasından korkuyor diye. Güvendiği kim varsa eşi dostu falan filan onların üzerine yapmış. Biz şimdi sen acaba ne yapsak da bu mal... Yeter!
Kimse benim ekmeklerimi elleyemez. Ben kahvaltı etmeden önce kimseyle sohbet etmem. Aa, yeni yeni huylar. Kalk git bana bir çay getiriver. Hadi. Tamam, açık koyuyoruz. Günaydın, hoş geldin. Erkenden gelmişsin. Doğan var mıydı? Var var. Kaldı hala elimizde bir tane ama elini çabuk tut, kelepir fiyata başkası kapabilir. Günaydın. Anlamıştım ben sizin aranızda bir şey oldum zaten. Kaçmaz benden. Geç kız içeri. Kınalı yapınacak. Geç geç. Ben şimdi ne diyordum? Heh. Bu Taner'in mal varlığı başkalarının üzerine ya. Biz seninle acaba ne yapsak da aslında bütün bu malların bu Taner'e ait olduğunu böyle kanıtlasak. Şimdi konuşmuyoruz. Ofiste konuşuyoruz böyle şeyleri. Evde değil. Kahvaltımı etmeden önce hiç değil. Aman iyi tamam canım. Ben aşk böceklerini yalnız bırakayım. Afiyet olsun. Doğan, Taner kim? Ne mal vardı, ne diyor bu? Ya bir dava falan ya. Sonra konuşuruz. Hayır, ne istiyor ki bu Melike senden hala? Ya ben bir sabah sabah güzel bir kahvaltı edemeyecek miyim ya? Al bunları da ya. Afiyet olsun. Mantın. Takıyorsun Melike'ye kafayı. Takıntılı bir tip işte. Biliyorsun işte ilkokuldan beri peşimi bırakmıyor. Ciddiye alman gereken birisi olmadığını sen de bal gibi biliyorsun. Zekalı. Kıza ne yazalım? Abartma Melike. Ceylan öylesine takıldığın bir kız işte. Ne yapayım bunun kafa biraz kırık. İdare ediyorum ben de. Resmen saçmaladın sabah. Ben Ceylan'ın mesajını Melike'ye mi attım? O zaman Melike'nin mesajını... Eyvah çok kötü rezil olduk. Allah eyvah. Bu çok kötü oldu işte. Oğlum fena çuvallamışsın. Çok. Ah, silemedi mi mesajları? Hemen mavi tik oldu. Sanki benden mesaj gelmesini bekliyorlardı. Hiç alttan almayacaksın. Hatta bilinçli yapmışsın gibi davranacaksın. İkisine de bak... Sizin hakkınızda bunları yazabilirdim ama yazmadım. Durumu da idare etmedim diyeceksin. Ha, onlar da yiyecek öyle mi? Yemeyecekler. Ama kadın duymak ister. Senin ne yaptığını değil, onlara nasıl açıklama yaptığını. Makul, mantıklı bir açıklamadan bahsetmiyorum. Onların seveceği bir açıklamadan bahsediyorum. Duymak istediğini söyle, gerisini boş ver. Problem halledecekti zaten. Hepsi öyle mi Namık abi ya? Yani yok. Yani çoğu değil. Ceylan öyle mesela. Yani atarına falan bakma, bence Melike de zamanı geldiğinde öyle. İyi, öyle yapayım ben o zaman. Gelmiş Doğan Sema abla. Gördüm. Kadı yanında mı? Ve sen de Allah aşkına yeme böyle kendini. Ya kız belli zaten, erkek avcısı. İki güne de bulur başka adam yolacak. Sen de böyle üzüldüğünle kalırsın. Yok. Ben ağırlığımı koyacağım. Ceylan'la bu işin bir adını koyması lazım Doğan'ın. Başka türlü oğlumun peşini bırakmayacak. Yani Doğan'ın da daha yaşı ne başı ne canım. Niye böyle acele ediyorsun? Ya kazık kadar oldu. Onun yaşındakilerin boy boy çocuğu var.
teyze? Sen ne arıyorsun oğlumun yatağında? Ne yapacağım ya? Uyuyakalmışım işte, ne bağırıyorsun? Allah Allah. Nişanlı benim oğlum, nişanlı. Sen de evlisin. Hiç utanma yok mu sende? Ya ne alakası var ya? Ben boşanıyorum zaten. Ya da bunun da bir alakası yok ki ama. Niyetin ne senin? Niyetin ne acaba ben? Niye bu uyuyan çocuğun koyuna giriyorsun sen? Ya Sema teyze, manyak manyak konuşma istersen ya. Sema! Ne oluyor, niye bağırıyorsun Sema? Sema! Sema ne oluyor, hırsız mı? Hırsız mı Sema? Sema ne oluyor? Hırsız mı? Oğlumun koynunda yakaladım bu ahlaksızı. Ne? Ya yok öyle bir şey. Girseniz evinize ya. Neydi ki? Ne oluyor? Kaç yaşında kadınsın? Kendine çeki düzen ver. Vallahi bak, babanı şikayet edeceğim seni. Sema Hanımcığım. Ne oluyor acaba? Bu saatte apartmanı huzursuz ediyorsunuz. Ne var? Selamın kabili Rabbim Rabbim. Dur dur, ne oluyor? Gel Cevdet gel. Kızınızı oğlumun koynunda yakaladım. Kim kimin huzurunu bozuyor acaba? Ne münasebet. Bana bakın, benim güzeller yüzeli kızım sizin o çulsuz oğlunuzun koynunda olamaz. Olamaz. Melike yürü, yürü eve. Kaç tane apartman dairemiz var bizim? Niye çulsuz oluyormuş oğlum? Ay ay, o daireler hep böyle lafta. Niyeyse hiç ortada daire falan yok böyle. Hem niye kirada oturuyorsunuz acaba? Kiraları da yükseltmiyoruz. Oo, Osman Bey tepeleme kullanan, ondan sonra da bizim dairelerimiz var. Oğlumun işine yakın diye oturuyoruz biz. Kiramda 10.000'e çıkarttım. Nasıl ödeyeceğim? Sizin sadakanızı kalmadık. Tamam mı? Görmemiş işte. Geldiği yer belli. Ne bekliyorsun ki? Tabii de. Selma. Hanım terbiyesiz kadın. Seni dava ederim. Anlıyor musun? Melike ne oldu be? Niye kavga ediyor bunlar? Yatıyoruz diye annen kızdı. Annem de her şey. Yattık mı biz? Ne zaman yattık ya? Kaçırdın mı bütün aktiviteyi? Ne içirdin bana Melike? Neden hatırlamıyorum? Abusum konuşma ya. Uyuduk anlamında yattık yani. İkimiz aynı yatakta. Yapmadığımız şey mi ya? Ne bileyim, 13 yaşından beri yapmadık. Biz aynı yatakta niye uyuyorduk Melike? Ne bileyim, niye yatıyorduk, uyuyorduk Doğan? Bir çekil ya. Buyurun. Kardeşim 2023 yılında İstanbul'un orta yerinde burası daha... başımı ya? Bu ne yağmur ya? Afrika ormanları gibi yağdı mübarek. Bu neydi ya? Ay! Çok acıdı sana, ne yapıyorsun? Ya şimdi anladın mı nasıl acı çekiyor kasaptaki hayvanlar? Onları öldürüp etlerini düzlüyorlar Taner. Böyle canlı canlı yapmıyorlar ki. Ay! Ay bayılacağım şimdi Taner, bu ne? Ah! Devam edip etmemem senin elinde. Ne yapacağım ki ben? Yarın bu saate kadar Melike bana dönmüş olacak. Yoksa onunla düzlemeye devam eder misin yoksa? Yoksa organlarını satacağız. Organları mı satacaksın? Nasıl satacaksınız reis? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.